Evet, yeni konu anlatımına başlıyoruz arkadaşlar. Modül 2'ye geçiyoruz. Ölçme ve değerlendirme. Öncelikle eğitim sisteminde ölçme ve değerlendirmenin yeri. Günlük yaşamda eğitim sistemi terimini sık kullanırız. Eğitimin gerçekten bir sistem olup olmadığını değerlendirelim. Ancak öncelikle sistemin ne olduğuna bir bakalım. Sistem, en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik ögelerden oluşan direk bir örüntüdür. Ve bir bütüne sistem diyebilmek için girdi, süreç ve çıktı ögelerinin olması gerekir. Eğitim de bir sistemdir çünkü birincisi gerçekleştirmek istediği hedefler bulunmaktadır. Hedefler şu biçimde tanımlanabilir. Uzak hedefler, genel hedefler, özel hedefler. Uzak hedefler devletlerin hedefleridir. Bazı ülkelerde çerçevesi anayasa ile güvenceye alınmıştır. Genel hedefler daha işe vuruk hedeflerdir. Kurumların hedefleri ve benzeri. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, okul yönetimleri gibi. Özel hedefler ise dersin hedefleridir. Bir dersin kazanımlarını kapsar. Eğitimin bir sistem olmasının ikinci nedeni bu hedefleri gerçekleştirmek için farklı ögelerden oluşmasıdır. Bunlar girdi, süreç ve çıktı. Girdi. Eğitim öğretim için gerekli olan her şey eğitim sisteminin girdisini oluşturur. Örneğin öğrenci, öğretmen, okul, çalışanlar, yönetim, eğitim programı. Süreç. Girdilerin hedefler doğrultusunda bir araya getirildiği, dersin hedeflerinin öğrenciye kazandırıldığı eğitim durumlarını kapsar. Çıktı ise öğrencilerin sahip olduğu niteliklerdir. Ve eğitim sistemi için çıktılar, geniş anlamda öğrencinin öğretim sürecinin başlangıcından sonuna kadar sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlik anlarını ifade etmektedir. 21. yüzyıl değişen eğitim paradigması. 20. yüzyıla hakim olan kültürel iklim sanayileşmeydi ve dolayısıyla eğitim bu iklimle uyumlu biçimde şekillenmişti. Geçtiğimiz yüzyılın özellikle son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojisinin öneminin artması toplumlarda, üretimde ve eğitimde bir paradigma değişimine yol açtı. Artık sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına hızlı bir dönüşüm baş gösterdi. Değişen üretim paradigmasını özetleyecek olursak, sanayi paradigmasında enerji yoğun, bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasında ise bilgi yoğun. Yine sanayi paradigmasında ardışık tasarım ve üretim söz konusuyken bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasında eş zamanlı mühendislik söz konusu. Otomasyondan sistemasyona, tek firmadan ağ yapısına, hiyerarşik yapılardan düz yapılara, bölünmüşlükten bütünleşikliğe, servisi olan üretimden ürünleri olan servise, merkezi yapıdan dağılmış yapıya, özgün beceriden çoklu beceriye, hükümet kontrolünden hükümetin bilgi, eşgüdüm ve üretimi yönlendirmesine ve planlamadan vizyona şeklinde bir dönüşümü ele alabiliriz. İşte üretimde yaşanan bu değişim eğitim öğretim ortamlarına da yansımaya başladı. Değişen tanımlamaları ele alırsak sanayi paradigmasında sınıflarda eğitim, bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasında bireysel araştırma önem kazandı. Aynı şekilde pasif öğrenmeden yaparak yaşayarak öğrenmeye, bireysel çalışmadan grupla çalışmaya, her şeyi bilen öğretmenden rehberlik eden öğretmene, sabit içerikten esnek içeriğe, homojen yapıdan heterojen yapıya bir geçiş sağlandı. Dünya Ekonomik Forumu'na göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken 10 temel beceri var. Bunlar analitik düşünme ve yenilik, yaratıcılık, etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri, karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve analiz, yaratıcılık, orijinallik, liderlik ve sosyal etki, teknoloji kullanımı. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğitimde denetleme yani kontrol, ölçme ve değerlendirme ile olanaklıdır. Ancak değişen hedeflerde bireylere kazandırılacak olan yeni davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesinde de doğal olarak bir paradigma değişimi söz konusu. Geleneksel ölçme anlayışının ne yazık ki bu paradigma değişimine pek uygun olduğu söylenemez. Bireylerden beklenen becerilerin karmaşıklığı arttıkça ölçme modellerini de revize etme gereksinimi ortaya çıkmıştır. İşte bu aşamada ölçme türleri karşımıza çıkıyor. Eğitimde ölçme doğrudan, dolaylı ve türetilmiş olmak üzere üçe ayrılıyor. Doğrudan ölçme, ölçmeye konu olan özelliğin doğrudan gözlenerek ölçümün elde edildiği ölçme türüdür. Genellikle beş duyu organı ile algılanan özellikler doğrudan gözlenebilir. Örneğin bir sınıftaki öğrenci sayısı, parktaki salıncak sayısı, öğrencilerin cinsiyetleri gibi. Dolaylı ölçme yani gösterge ile ölçme ise bazı özellikler doğrudan gözlenemez. Bu özellikler ancak onun göstergesi olduğu bilinen ya da kabul edilen davranışlar aracılığıyla gözlenerek ölçülebilir. Örneğin, öğrencilerin 4 işlem becerisi,
derse yönelik tutumları genel muhakeme düzeyleri. Son olarak türetilmiş ölçme. Ölçülmek istenilen özellik kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir bağıntı yardımıyla belirleniyorsa bu ölçme türüne türetilmiş ölçme adı verilir. Örneğin hız eşittir yol bölü zaman. Ve ölçüt türleri, eğitimde ölçüt mutlak ve bağıl olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak ölçüt, yani kriter referanslı ölçüt, eğer ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerinden bağımsız olarak belirleniyorsa mutlaktır. Mutlak ölçüt genellikle ölçme işlemi öncesinde ilan edilir. Örneğin, dersten geçme notu 50'dir. Doktora başvurusu için ALES'ten en az 60 almak gerekir gibi örnekler verebiliriz. Bağıl ölçüt, yani norm referanslı ölçüt ise, eğer ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun belirli bir özelliğine dayalı olarak belirleniyorsa bağıldır. Bağıl ölçüt ancak ölçme işlemi sonrasında belirlenebilir. Örneğin aritmetik ortalamaya denk ve üzerinde puanı alan geçer. Ya da aritmetik ortalama ile yarım standart sapma arasında puan alanlar şartlı geçer. Veya akademik başarısı yüksek ilk 10 öğrenci proje için seçilecektir. Bunlar tamamen bağıl ölçütlerdir. Yani bağıl ölçütün temel alındığı ölçme işlemlerinde bir öğrencinin başarısı başka bir öğrencinin değerlendirilmesini etkileyebilir. Peki amaca göre değerlendirme türlerine geçelim. 5'e ayrılıyor. Bunları sırayla inceleyelim. Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme. Diagnostik değerlendirme. Bu da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Sınıf içi ölçme ve değerlendirme. Öğretim sürecinin başında öğrencilerin önceki kritik nitelikteki öğrenmelerini belirlemek amacıyla yapılıyor. Ve okul kurum geneli ölçme ve değerlendirme yine öğretim sürecinin başında öğrenciyi tanımak ve onu uygun olan programa yerleştirmek amacıyla yapılıyor. Her ikisinde de amaçlanan not vermek değildir. İkincisi biçimlendirme, yetiştirmeye yönelik değerlendirme yani formatif değerlendirme. Belirli bir konu, ünite ve benzeri sonunda öğrencilerin öğretime konu olan davranışların ne kadarını kazandığını, diğer bir deyişle ünitedeki öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla yapılır. 3. Değer biçmeye, düzey belirlemeye yönelik değerlendirme. Belirli bir öğretim sürecinin sonunda not vermek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Çünkü artık hedeflenen öğretim sürecinin sonuna gelinmiştir. Rehberlik amaçlı değerlendirme genel olarak iki bağlamda ele alınabilir. Bunlar özel eğitim ve mesleki rehberlik hizmetleridir. Özel eğitim belirli alanlarda özel gereksinimi olan çocuklara uygun eğitim ortamları veya programı uygulamak amacıyla ölçme ve değerlendirme süreçleri işe koşulmaktadır. Mesleki rehberlikte ise öğrencilerin alan seçmelerinde ve özellikle bir üst öğretim kurumuna yönlendirilmesinde özelliklerine uygun alan meslek seçmeleri hem öğrenci hem de ülkenin insan gücü kaynağının doğru planlanması açısından çok önemlidir. Ve program değerlendirme, eğitim programları bileşenlerinin yapısı ve niteliğine ilişkin olarak sistematik bilgi toplama ve değerlendirme sürecidir. Program değerlendirme, eğitim programlarının planlanması, mevcut programlar ve veya ürünlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve eğitim programlarının ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılır. Peki, bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikler nelerdir? Psikolojik özelliklerin ölçülmesinde genellikle ölçme araçları kullanılır ve bu araçlardan elde edilen puanların hatasız ya da az hatalı olması ve bu araçların belirli psikometrik niteliklere sahip olması gerekir. Bunlar sırasıyla geçerlilik, güvenilirlik, kullanışlılık. Geçerlilik, ölçmek istenilen özelliğin başka özelliklerle karıştırılmadan doğru ve tam olarak ölçülebilmesidir. Diğer bir ifadeyle ölçme aracından elde edilen puanın amaca hizmet etme derecesidir. Güvenilirlik, ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Diğer bir ifadeyle puanların kararlı, tutarlı ve duyarlı olmasıdır. Kullanışlılık, ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olması ile ilgilidir. Evet arkadaşlar, ikinci modül ölçme ve değerlendirmeye giriş yaptık. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.